sohbetler var. Şimdi sırayla hemen arkadaşlarımızı alalım. Seren'i arıyoruz. Seren açıyor mu? Seren geldi mi? Seren hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin Seren? Nasıl gidiyor hafta sonun? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seren şimdi önce biraz kendini tanıt. Ben kimle görüşüyorum? Sen neyle uğraşıyorsun? Öğrenci misin? Anlat biraz kendini. Evet. Ben Seren. 23 tamam. yaşındayım ve Bulgaristan'da yaşıyorum. Oo, harika. Nerede evet. yaşıyorsun Bulgaristan'da? Plovdiv'de mi yoksa? Yok, burada doğdum ve burada yaşıyorum yani. Ha, Bulgaristan'da doğdun. Nerede yaşıyorsun? Bulgaristan'da. Yani Kürdistanlıyım ama Sofya'da daha çok yaşıyorum. Sofya'da yaşıyorsun. Çünkü tamam. Orada okuyorum. Süpersin. Harika. Çok güzel. Evet, devam et. Ve BAP Türkiye sayfasının adminlerinden biriyim. Vay, harikulade. Ne zaman evet. kurdunuz bunu? Sayfa yaklaşık, yani daha yeni bir sayfa sayılırız aslında. Bir yıl falan oldu. Bir yıl oldu. Ama aslında hepimiz deneyimli adminleriz. Wow, harika, çok güzel, süper. Şimdi BAP nedir, kimdir, kaç kişidir? Bir anlat bakalım bize. 2012 yılının Ocak ayında TS Entertainment şirketi altında çıkış yaptı BAP. 2016. BAP'nin açılımı da Best Absolute Perfect, yani en iyi tamamen mükemmel anlamına geliyor. Çılgın. Ve aynı isimleri gibi en iyi ve tamamen mükemmel olan 6 tane üyemiz var. Aa, işte bu. Tamamen mükemmel. Tamam, harika. Bu 6 ve 14 yılında şirketine dava açtı BAP. Oh. Bunun nedeni de evet. Bunun nedeni de şirket doğru düzgün üyelere, yani bayağıdır, uzun zamandır ödeme yapmamış ve kötü şartlar altında çalıştırıyormuş. Hatta hocam geçen hafta yaptığınız BAP performansı, yani analiz yaptığınız evet. performans da tam üyeler şirkete dava açmadan önceki son performanslarıydı. İnanmıyorum ya. Ve zaten daha sonra da öğrendiniz yani o performansın hikayesini. Ya çok kişi yazdı bana canlı yayından sonra. Dediler ki hocam evet. böyle böyle problemler vardı, şu vardı. Hatta aralarından biri galiba hasta hasta mı çıkarılmış zorla, bir şeyler evet, bir şeyler değil mi? Hastaneden zorla almış şirket. Yok ve artık. Öyle sahneye çıkarmış üyelerden birisini. Hatta o sahneye zorla çıkarılan üye Neurotik performansında en çok beğendiğimiz kişiydi. Beyhan yani. Ya işte demek evet. tamam, süper. Bayağı problem yaşamışlar o zaman. Bu Kore endüstrisi evet. hakkında ne düşünüyorsun, Kore müzik endüstrisi hakkında? Yani şimdi yani ben 6-7 yıldır K-pop dinliyorum, yani bu sektör içinde fan olarak yer alıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, tanıdıkça sektörün daha da kötü bir sektör olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani dışarıdan çok böyle böyle renkli de görünen evet. ama içi çok da iyi olmayan bir sektör diyebilirim yani. Herkes de aynı düşüncededir diye düşünüyorum. Bayağı insanların böyle belli bir noktadan sonra sadece çalıştırıldığı, hani şirketlerin yönlendirdiği ve, değil mi? Dışarıdan görüldüğü gibi böyle renkli hayatlar yerine birazcık daha zorluklar var diyorsun. Peki şimdi bana BAP'nin iki tane parçasını gönderdin. Ben bunu sayfamız hakkında önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle. Tamam. Tabii ki lütfen söyle. Evet, biz grubun sayfamızda grubun şarkılarını, röportajlarını, programlarını, sosyal medya güncellemelerini çeviriyoruz. Ama ayrıca bir de bir blogumuz var bizim. Bu blogda üyeleri tanıtıyoruz, grubu tanıtıyoruz ve grup hakkında güzel yazılar yazıyoruz. Mesela süper. Şimdiye kadar en çok ilgi gören yazımız BAP hayran olması 8 neden yazısı. Güzel. Yani 1500 civarı bir okunmaya sahip. Ayrıca yani sizin dinleyicileriniz falan, yani hayranlarınız artık K-pop'u bırakın, yani artık çok K-pop yapmayın. Doğru, evet. Ama BAP K-pop'la hiçbir alakası olmayanların bile sevebileceği bir grup. Çünkü BAP müziği ile insanlara güzel şeyler anlatmaya çalışıyor. Müziğiyle mesajlar veriyor. Sosyal mesaj içerikli şarkıları çok fazla. Yani grup hip-hop grubu olmasına rağmen, yani pop'tan rock'a, country'den blues'a, elektronik ballada kadar her tarz müziği yapıyor ve hepsini de çok iyi bir şekilde yapıyor. Zaten grubumuzun lideri de hayır işleriyle uğraşan birisi kendisi. İki tane çocuğun sponsoru kendisi ve UNICEF, Save the Children ve World Vision gibi kurumların resmi üyesi. Biz de sayfa olarak yani onların bize vermek istedikleri mesajın bize ulaştığını göstermek amacıyla her ay LÖSEV'e bağış yapıyoruz. Oo, harikasınız. Bravo size. Evet. Harika yani, gençler ya. Hemen gelen yardımlar.
Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Müthiş güzel. Ve Türkiye'deki pek çok Kore fan sayfasının ilginç böyle güzel destekleri var. Zaman zaman yapıyorlar. Ben takip ediyorum. Daha önce de yapılmıştı. Sizinki de çok güzel bir şey. Harika. İki parça gönderdiniz bana. Ben punk rock'ı çok beğendim. Punch ne? B.A.P. Punch. Değil mi? Rock versiyon. Ben bayıldım, onu yapacağım. Kendi bir performans, evet. Ben ona bayıldım, şimdi onu izleyeceğim. Tamam. Teşekkür ederiz bu arada. Seren, bize fırsatı verdiğiniz için. Ne demek, ben teşekkür ederim. Harikasın. Kendine çok iyi bak. Tüm B.A.P. izleyicilerine ve sizlere teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi hadi, yayınlar. Sağ ol canım. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüyorsunuz, genç insanlar müthişler. Yani ben şöyle açtım performansı. Bu arada arkadaşlar, şimdi Kore popu yapmak falan filan. Ben burada bir şey popu yapmak veya bir şey tür yapmak gibi bir şey kaygısıyla bu işi yapmıyorum. Baştan beri yapmıyorum. Sevdiğim şeyi yapıyorum. Ben önce bu kanal açılmadan önce, açıkçası YouTube kanalından önce ben Kore popu diye bir şey de bilmiyordum. Çok net söyleyeyim size. Böyle bir şeyden de haberim yoktu. İnsanlar gönderdikçe, önce ben ilk tanıştığım grubu şöyle söyleyeyim, başta da çok gönderiyordunuz ama ilk benim tanıştığım bu işle Sohyang oldu. Sohyang'dan sonra böyle aa dedim, bunda ne kadar iyi sesler varmış, hani hiç tanımıyormuşum gibisinden başladım. Zamanı gelince daha ileriki safhalarda da birçok farklı ve çok iyi şarkıyı dinledik. Onun en sonunda da artık Kore'ye gittik. 10 gün orada kaldık. Sokaklarında gezdik, konservatuarına gittik, müzikaller izledik. Bir sürü insanla tanıştık, bir sürü menajerle tanıştık, çok insan gördük ve ondan sonra şunu gördüm ki yani burada belli ülkelerde, dünyanın pek çok yerinde tıpkı Azerbaycan gibi müzik yaşamın bir parçası. O nedenle insanlar buna tutkuyla bağlanıyorlar. Yoksa ismi Kore pop veya K-pop şudur budur olmasının çok önemi yok. Bunları aşın. Olayın özü ne kadar müzik yapmak istendiği ve ne kadar kaliteli müzik yapıldığıdır diyorum ve şimdi B.A.P.'nin Punch isimli süper parçasına buldum. Onu dinleyeceğim. Ben buna hasta oldum. Ortam feci, kıyafetler yıkılıyor, karakterler nefis. Hoppa! Acayip değil mi abi? Sahne mükemmel, atmosfer mükemmel, seyirci mükemmel, kıyafet mükemmel, her şey mükemmel. Gerçekten. Neydi B.A.P.'nin açılımı? Zaten bu değil miydi? Evet, öyle başarmışlar. Kirli renkler kullanıyorlar. Zaten rap. Damn, tam bir bariton gibi. Cool. Ortam süper. Şimdi birazcık daha vokaller varsa onlara geçelim. Güzel. Güzel. Orta tonlar. Güzel bir yüksek bariton gibi. Nefis bir renk. Bak şimdi bir önceki renkle bunun arasında bence keskinlik farkı var. Bu da ağız içinde. Bakın şimdi. İyi de gibi kullanırken. Daha fazla değil mi? Acayip bir vokal. Ben bu vokalin tarzını sevdim. Çok güzel. Sinatürel. Bu arkadaş acayip. R. Müthiş bir renk, müthiş. Hem keskin. Ya geçen buradan ne alakasız bir yere bağlayacağım şimdi. Ya muhabbet ediyoruz sizle sonuçta, izleyen herkes. Adam Lambert. Defalarca analizini yapmamı istediniz. Ben yapmadım daha henüz. Ya daha önce bir kere yapmıştım daha önce ama yani çok böyle detaylı girmedim. Geçen haftalarda tekrar gönderildi. Şöyle bir inceleyeyim dedim. Queen grubunda vokalistlik yaptığını gördüm. Şimdi Queen grubunda
Freddie Mercury'den sonra vokalistlik yapmak gerçekten çok çok zor. Çok çok zor. Çünkü Freddie Mercury o kadar keskin ve geniş frekanslı bir vokaldi ki, o kadar büyük bir hacmi vardı ki, o büyük müziğin içinde bile tabanca gibi önde duruyordu. Gerçekten zor bir iş yapıyordu ki hani bundan sesinden ödünler vererek, problemler yaşayarak da bunun bedelini ödedi açıkçası. Çünkü çok hacimli bir renk. Ondan sonra Adam Lambert o grubun içinde bence tamamen alt frekansları ölü çünkü Adam Lambert'ın. Hep yukarıya doğru. Yani onu dinlediğiniz zaman hep yukarıdaya çıktığındaki seslerine bayılıyorsunuz ama Freddie Mercury'nin yukarıdan aşağı bütün renklerinin keskinliği acayip bir şeydi. Şimdi bu vokal Freddie Mercury ile kıyaslamayacağım tabii ki. Fakat karakter olarak daha keskin. Adam Lambert'tan orta tonları daha hacimli ve daha güçlü geliyor. Müziğin içinde böyle savaşçı gibi duruyor. Adam Lambert tizleştikçe sizde hayranlık uyandırıyor. İlginç bir kıyaslama olarak size anlatayım dedim fikrimi. Parça yıkılıyor. Geçiyorum. Oo, abi yıkıyor adam. Bana bu adamın adını yazın çabuk. Çabuk yazın. Bana bu adamın adını yazın. Dehşet. Bak bir EXO'da Chen diyorum, bir de BAP'de bu kimse. Süper. Süper. Bu dediğim gibi daha içeride tutan vokal geldi. Acayip acayip. Yani bir de zaten baba yukarıda. Arada bir re vurup geliyor. Dur ben bir re vurayım. Vokaller çok karmaşık. Böyle müzik çok güçlü olduğu için. Şimdi mesela bu vokaller daha pop vokaller. Muhtemelen grubun pop şarkılarında bu vokaller daha çok öne çıkabilirler. Nazala doğru tiz alıyor. Baksanıza abi. Dur bir re vurayım geliyor. Woohoo! Abi parça tam belli. Ya. Bayıldım bayıldım. Japonya turunda söyledikleri parça BAP Punch. Gene de. Gene de. Şimdi re mi mi de varsa tamam. Bakalım. Gene re. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Hayda. Yıkılıyor abi. Yıkılıyor abi. Güzel ya. Vallahi yıkılıyor. Geçiyorum. Bu adam R vurmaktan öldü. Bitsin, bitsin. Mi istiyorum. R, mi istiyorum. Vurmadı. R yeter. Peki. Ateşli grup abi. Kesin. Ateşli grup, güzel grup. Güzel bir kombinasyon var. Bir kere şarkı çok çok başarılı bir şarkıydı. Yani bence işin en acayip tarafı o. Acayip iyi bir şarkıydı ve aradaki o vokal. O nedir abi? Püf. Keskin renk dediğim ya. Benim en sevdiğim böyle... En böyle çivi gibi... Tam çivi sesi. Sert. Keskin. Ve çok çok etkileyici. Tam keskin dediğimiz renklerden biri. Çok lezzetliydi gerçekten. Teşekkür ediyorum. Dio muymuş? Oha, o nasıl bir şeydi yalnız. Hakikaten mükemmel bir renkti. Bayıldım.